Amerika'da firma devir alıp yatırımcı vizesine başvurularda vadeli anlaşmalar için bir engel veya miktar kısıtlaması gibi durumlar var mı? Firmanın tamamı için vadeli işlem yapılarak E2 vizesi alınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 yatırımcı vizelerini yatırımcılar yatırımlarını yaparken tabii ki koşullar farklı olabilir ya da alıcıyla satıcı arasındaki anlaşma çok farklı düzeyde olabilir. Kimi alıcı ve satıcılar hemen başta bütün ödemeyi yaparak ya da bütün yatırımı yaparak alım ve satımı gerçekleştirebilir. Ama kimileri de bunu belli ödeme planına sokarak ödemeli halledebilir ya da vadeli şekilde anlaşma yapıyorsa bu ödemeleri yapabilir. Burada ödemenin yapılış tarzı bu tarzda hemen başta ya da vadeliye ayrılması bir sorun teşkil etmez. Ama önemli olan nokta yatırımın kaynağı ve nereden geldiği olacaktır. Eğer siz vadeli bir yatırım yapıyorsanız bu yatırımı başladığınızda ya da satın aldığınızda almak üzereyseniz ya da aldığınızda ödemeleri şirketten gelen gelirlerle yapıyorsanız bu sefer yatırım sayılmayacaktır onlar. Çünkü sizin işten kazandığınız normal yani işin operasyondan kazanılan gelirle vadeli ödemenin yapılması yatırım yaptığınız anlamına gelmeyecektir yatırım miktarı olarak. Dolayısıyla vadeli anlaşmaları yaparken farz edelim yeri satın alıyorsunuz ve dediniz ki biz aylık 5.000 dolar ya da 10.000 ödeyeceğiz ve önümüzdeki 10 ayda bunu tamamlayacağız. O zaman sizin her ay yaptığınız ödeme sizin toplam yatırım miktarınızın içine giriyor olacak. Dolayısıyla her ay ödediğiniz 10.000 dolar, 5.000 neyse rakam, o rakamı artık sizin yatırımcı rakamınız olarak sayabileceğiz. Önemli olan onun kaynağı sizin kendi yatırımınız, yani kendi paranızdan geliyor olması, iş yerinden kazanılmaması bu noktada bir problem oluşmasını engelleyecek. Dolayısıyla firmanın tamamı için vadeli işlem yaparak E2 vizesi alınabilir mi noktasında vadeli işlem yaparak E2 vizesi alınabilir ama siz bu vadeli işlemi başlattığınızda ya tamamlamış olmanız ya da çoğu ödemeleri yapıyor olmanız sizin yatırımınızın gerçekliğini gösterir. Dolayısıyla şöyle bir durum olmaz ama biz anlaştık işte 2 yıl ödeyeceğiz, hiçbir para ödemedik, bana yatırımcı vizesi verin dediğinizde bu sefer görevliler diyebilir ki tamam ama yani hiçbir yatırım yapılmamış durumda. Dolayısıyla hiçbir risk almış durumda değilsiniz diyebilirler. Dolayısıyla vadeli bile olsa ödemelerin başlamış olması yatırımın riske alındığının ve gerçekliğinin kanıtı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.